Güvercin yem ve destek ürünlerinin doğru adresi Turgut Yem, güvercin sevdamızı sunar. Değerli izleyicilerimiz, Köy TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Burak Karaman. Güvercin Sevdamız programının bu haftaki bölümünde İzmir'de Saya diye geçen, aslında diğer illerde kelebek güvercin diye bilinen güvercinlerimizi tanıtacağız bugün sizlere. İzmir'de oldukça yaygın bakılan bir kuş. Bu kelebek güvercinleri İzmir'de, yani İzmir'de Saya diye bahsedilen güvercinler hem kostüm güvercini olarak hem oyun güvercini olarak bakılmakta. Tabii ki daha öncelerinde bunu hep oyun güvercini olarak bakmışlardı, oyun kuşu olarak bakmışlardı. Birçok yerde de kostüm olarak da bakılmaya başladı ki çünkü bunlardan değişik renkler, çok harika renkler elde edilmeye başladı. O yüzden biraz kostüme de girildi. Tabii bunun aslı oyun kuşudur. Şimdi bu kuşları tanıtacağız sizlere. Değerli bir arkadaşımız var. Kendisi bu konuda bayağı meraklı. Bayağı bir güzel kümesi de var. Özenerek bakıyor güvercinlerine. Ben sözü fazla uzatmadan kendisine vereyim. Evet Ekrencim, seni bir tanıyabilir miyiz? Merhaba Burak Bey, hoş geldiniz. Öncelikle güvercin sevdamız İzleyicilerine, Köy TV ailesine, Turgut Yem sponsorumuza, değerli Burak Karaman abime hoş geldin diyorum. Sefalar getirdiniz abi. Güzel bir çekim olacak Allah'ın izniyle inşallah. İsmim Ekrem Güler. 18-12-1989 İzmir, Bornova doğumluyum. Aslen Bulgaristan göçmeniyim. Evliyim. İki çocuk babası. Allah bağışlasın. Yaklaşık 10 yaşında aşıladığım kendime kuşçu arkadaşlarım sayesinde bir sevdam var. Okul zamanında şu karşıda oturmuş, yani görmüş olduğunuz okulun penceresinden dahil sürekli kuşlarıma bakan biriydim. Dersle işimiz yoktu okul zamanında. Öyle bir hayatımız oldu. Daha sonra... Kuşlardan dolayı değil ama, değil mi? Kuşlardan dolayıydı. Çünkü kuşlardan dolayı kaptırdı mı bu işe? Ergenlik yaştan bahsediyorum, hani 10'lu 13'lü yaşlar arası. Gerçekten hiç okul mu okul, hiçbir şey umurunuzda olmuyor. Direkt aklınız fikriniz kuş. Acaba kaçırdığım geldi mi? Acaba kuş yakalayacağım mı? Hep bu modda oluyor çünkü. Şimdi çocukları güvercin merakına sarmış ailelere de buradan maalesef mesaj vermiş gibi olduk maalesef ama. Mesaj veriyorum. Çünkü benim 7 yaşında oğlum var mesela, bu çatıya hiç çıkartmadım onu. Kötü anlamda değil. Zamanı geldi mi öğrenmesi gerekiyorsa öğrenecek zaten kuşları. Ama benim gibi kendim yaşadığım için o handikapı yaşasın istemiyorum. Ya bak, şu an yaşımız 32, geldik. Profesyonel bir şekilde kuş hayatım var, iş hayatım var, evliyim, iki çocuğum var. Hani bu kıvama geldikten sonra tabii ki baksın. Ama biz biraz fazla kaptıranlardındık. Çünkü 13'lü yaşlarda lise 1'e giderken sınıfta kaldık. Babamızdan daha sonra fırça yiye yiye bir baktım geldim, kümesim bozulmuş. Kuşlar dışarıda, ağladık falan. O günden beri içimizde bir ukde kaldı 13 yaşından sonra. Ta ki geçen sene Ağustos ayında profesyonel şekilde dedim ki bir kümes yapacağım. Kendi derme çatma, hani ilk başta bu gördüğünüz salma yoktu. Arkamda kendi çapımda artık malzemelerden hep böyle fazla maliyet olmasın diye yaptığım bir kümesim var. Tek başıma yaptım. 9 günde yaz sıcağında bu güneşin altında yaptığım bir kümesti. Merak olunca bunlar merak olunca oluyor. Daha sonra da böyle bir salma yapayım dedim. Kuşlarım rahat etsin çünkü içerisi bayağı bir dar. Yuvalıkları da koyduktan sonra hani yer kalmıyor açıkçası. Dedim ki gölgelik de yapayım. Altında rahatlana geçsinler, tozsunlar, eşleşsinler. Hani yemini yesin, suyunu içsin. Leğenini koyuyorum, yıkanıyorlar falan. Hani dışarıdan yabani kumru vesaire ya da martı, bazen buradan yavruyu yerden martıyı alıp götürdüğü günleri, evet, biliyorum. Evet, martıların ben de çok şahit oldum güvercin yakaladığını. Bizzat hani ben arkamı döndüm, şurada birine bakarken yere koydum yavru biraz gezinsin diye, dedim kuş yok. Martı kapmış götürmüş. Böyle şeyler yaşadığım için bu salma sistemine döndüm. Yani bizimki sevda, hala da bırakamıyorum ki bu sevda yüzünden de iş hayatıma da yansıdı, iyi anlamda söylüyorum. Kuşçu camiası gerçekten birbirine çok destek veriyor. Hani bu yönden Allah herkesten razı olsun.
Bana lakabımı da bir yandan söyleyeyim. Kıl Ekrem derler bana. Yaptığım işçilikten kaynaklı. Klima bakım işleri, su arıtma işleri yapıyorum. Bunlarda da kuşçu camiası diyor ki hani bir Ekrem kardeşimiz var. Zaten hani camia herkesin bir sonuçta kuş dışında da yaptığı bir maddi olarak getirisi olan işlerimiz var. Diyor ki su arıtma işi Ekrem'e paslayalım. Klima işi Ekrem'e yaptıralım derken Allah'a şükürler olsun onlar sayesinde benim şu anki iş hayatım şirket açmaya kadar geldi. O yönden hani güzel bir hobimiz var ama bunu iyi anlamda kullanmak lazım. Benim aslında Çamlıbi Yeşilova altında bulunduğumuz semt burada. Ben Çamlıbi'de oturuyorum. Bir daha önce kurmuş olduğum bir grup var. İzmir, Bornova, Çamlıbi. İzmir, Bornova, Çamlıbi. Civarımızdaki semtlerde de altında Yeşilova, Çamlıbi oturduğumuz yer. Burada güzel abilerimizi bir araya toplamak için bir hayalim vardı. Gününü hiç unutmam 12 Aralık 2020'de bu grubu Facebook'ta tek başıma kurdum. Grubu açtım Facebook'ta ama tek benim hani güzel abilerim nerede? Ben de düşündüm ki benim çevremde de sizden iyi olmasın böyle güzel bir arkadaşlarım var. Dedim herkesi tek tek aradım. Seçilmiş insanları gruba davet edin. Grubun ismi de kapalı olacak. Kimse göremeyecek. Sadece biz bileceğiz. Birbirimize yardımcı olacağız. Birinin kan ihtiyacı olduğumu orada paylaşacağız. Birinin cenazesi olduğumu orada paylaşacağız. İş ihtiyacı olduğumu orada. Yani birbirimize bir aile grubu kurdum. Yani sadece kuş değildi. İsmi Çamlıbi Yeşilova altında kuşçular grubu da ama tamamen saygıya, sevgiye, yardımlaşmaya dayalı bir gruptu. Allah'a hepsinden razı olsun. Öyle insanlar geldi ki sayımız birden 50, 100 oldu. 100'e merhaba dedim. 200 oldu, 300 oldu. En son 318 kişiydik. Böyle bir grupta bana gerçekten kol kanat geren, yaptığım işte olsun, kuşçulukta olsun, burada birçok kişinin, burası Şampiyonlar Ligi diyebileceğim bir arkamızda fon var. Herkesin yani bilindik, sizin daha önce çekim yaptığınız insanların da kuşları burada. Her gittiğim kişiye sizin birazcık daha amatör haliyle cep telefonumla gittim, çekimler yaptım. Herkese konuk oldum, misafir oldum. Sağ olsunlar çay, kahve, sohbet, muhabbet ağırladılar. Giderken de hep bir baktım ellerimde bir koli var. Kendi kanlarından hediye etmek istediler. Madem meraklısın sen bu işe, bir bizim kanımızdan bir bak uçur, beğenirsen devamını verelim falan böyle bir şey oldu. Yani o yönden hani kuşçuluğu herkes uzak pencereden ailem de dahil, eşim de dahil hatta birçok çevrede hani yani işsiz güçsüz insanların oluşturduğu bir topluluk gibi görüyorlar. Alakası yok. Şu an en büyük sanatçılar bile bu camiaya merak salmış, kuş bakıyorlar. Ama biz birinci hedefimiz tabii kuş olmaması lazım hayatta. Yani aile, İş ondan sonra kuş gelmesi. Yani bu sıralamayı karıştırmamak lazım. Karıştırırsak benim okul hayatıma döner. Yani ondan dolayı böyle bir yaşantım var. Merak saldığımız camiadaki kuşlar da kara kuşları. Hani mümkün olduğunca koyu renk. Yani açık bozalı şeklinde değil de mesela kapalı bozalı. Arap. Mümkünse karanfil diyorlar ama ben de komple bizim bu Çamlıbi'nde daha çok hani komple diye tabir ediyoruz. Aslında hani bulunduğumuz bölgede Çamlıbi çok güvercin yani burada 3 evden ikisinde belki de muhakkak güvercin besleniyor. Şöyle söyleyeyim yani etrafımızda biraz önce size gösterme fırsatım oldu. Arkamızda ya beşer ev arayla şuradan her konuma gidebiliriz beşer ev arayla. Çok değil yani 10 ev çıkmaz. Herkes kuşçu hatta dip dibe aynı çatıda 2-3 kişi bakanlar var. Yani böyle bir camia var Çamlıbi'nde Yeşilova Altındağ'da. Bir de burasının hani konum itibariyle bakıyorum etrafıma biraz dağlık bir alanın ortasındayız. Tam çukurdayız. Ondan dolayı yani çok İzmir zaten komple kendi çukurda. Çukur ama hani Çamlıbi daha da çukur. Yani burası gerçekten bir de bizim bir meşhur lafımız var. Çamlıbi Texas derler buraya. Neden biliyor musunuz? Çamlıbi'ne giren kuş hiçbir zaman dışarı çıkmaz. Buradan çünkü öyle bir şey vardır ki hani civarımızda sağ olsun hani güzel abilerimiz kadar da tutakçı abilerimiz var. Bunlar sağ olsunlar hani kuşları tutuyorlar ama iyi niyetli olanlar arıyorlar. Diyorlar ki gel kardeşim kuşunu al benimle tanışmak istiyorlar. Hani o niyetli olanlar var. Diğeri de tam tersi ah bir kuş geldi markalı bir de markalı oldum. Niyeyse çok değerli oluyor kuş. Halbuki kuş aynı kuş. Markayı kestim mi 5 lira markalı oldum 100 lira diyor. Yani o markayı niye o kadar değerlendiriyorlar bilmiyorum. Üstünde yazan ismin değeridir belki. İsmi değeri ama şimdi örnek verdim. Benim markamda Ekrem Güler Çamlıbi yazar. Hani benim camiada da buradaki birçok kişi bilir. Benim öyle çok büyük bir geçmişim yok ama markalı kuş geldi imajı için. Yani o kuşu mesela sahibini aramayalım da daha fazla paraya satalım. Zihniyeti çok var. Ondan dolayı burası Çamlıbi Texas'tır. Bunu vurguluyorum. Yani buraya kuş geldi mi muhakkak Meksika dalgalanması gibi bütün çatılardan kuşlar kalkar. Yani alçaktan bir kuş kesin ben izlerim böyle sonuna kadar. Kuş bir kilometre gidiyorsa abi her çatıdan kuş kalkıyor. Öyle bir semtteyiz maalesef. Ama çok da güzel abilerime bu kuşlar sayesinde eriştim. Allah onlardan razı olsun. Evet peki şimdi bu saya güvercinden biraz bahsedelim. Bunların renkleri var. Bu renkleri bulmak için bazı çaprazlamalar yapıyorsun. Oyunu bulmak için. Şimdi genel olarak oyun kuşlarında
rengi bulmak için oyunları çoğu kaybetmişler. Evet. Bu soyalarda da birazcık buna doğru gitmek kısmı var galiba. Şimdi ben ezber yapanlardan değilim. Sağ olsun sizler sayesinde bir sürü üstadımızın yorumlarını, videolarını izledik. Daha da başka çekim yapan arkadaşlarımız da var. Hepsini tek tek izlemeye vakit ayırıyorum. Çünkü merak saldığımız için hata yapacaksak da bunu baştan dönelim. Çünkü bir kuşun sadece bir yavru alıp onu kıvama getirmesi en az söylüyorum 6 ay. Hatta 1 yıl 2-3'e de tekabül ediyor. Çünkü bazı kuşlar oyun kuşu baktığımız için 1 yılın üzerinde patlıyor. Şimdi siz tutturamazsınız onu 1 yıllık emek çöpe. Hani ondan dolayı ben şöyle yapmayı düşündüm. Gene üstadlarımızı dinleyerekten. Ben örnek veriyorum, bir beğendiğim erkek ve dişi oyunlu, güzel oyunlu. Yakıştırdıktan sonra onları bir yavrusunu alıyorum. Bir basım deniyorum, iki basım deniyorum. Bakıyorum yavrular bozuk atma ihtimali yüksekse onu çok fazla şanslı zorlamıyorum. Hani 6. 7. basımı da alayım da bakayım çünkü vakit kaybı. Onları eş ayırıyorum ya da sevdiğim bir abiye hediye veriyorum. Hani o şekilde kendimce örnek verdim. Benim hani hayalimdeki sevdiğim tarz yavru aldım mı bana keyif verecek kuş türü kapalı komplenin bozalısıdır. Yani kanadında bir iki saz olabilir, çiçek olabilir. Altı kapalı olabilir. Komple açık olmayabilir. Hani karanfiller gibi olmayabilir. Ama şurada gördüğünüz mesela gösteri yerinde Arap'la beyaz çalışmamın yavruları bir üst basım abisi, bir alt basım kardeşi. Bu şekilde yavrular alıyorum. Şöyle daha da ekrana yakın olsun görsünler. Arap beyaz da genelde bozal atar. Kabul. Ama ben komplelerden gelme bir beyaz çalıştığım için, komplelerden gelme bir Arap çalıştığım için hiç beni yanıltmadı. 6 basım aldım. Toplam dişi 6 basımda 12 yumurta verdi. Hep çift çift yumurtladı. 2 tane yumurtası sadece çıkmadı. Kış mevsiminde de o zaman soğuktan dolayı yatmamıştı. 10 yavrunun da onu hiç yanıltmadı. Sadece 10 yavrudan hani uzun bir vade ayırdığım için bunu yorumlayabiliyorum. Bir tanesinin ortasında 3 tane beyaz kuyruğunda elif çıktı. Onu da hani kabul edilmez normalde, hani bir komplede elif hoş durmuyor, yakışmıyor. Ama ben onu göz ardı ettim, hani şey yapmadım, hemen dedim aa elif çıktı seti bozmayayım. O anlamda benim birçok kuşumun eşleşmesi de Arap beyazdır. Komple komple eşlediğimde yavrular ya beyaz atıyor ya Arap atıyor, aynı anne baba gibi atmıyor. Bendekiler atmıyor tabii, şimdi herkesin geldisi bir değil. Mesela diyorlar ki bozalı bozalı eşleşmesi beyaz atma ağırlığı yüksek. Bendeki bozalı bozalı eşleşmelerin hepsi Arap atıyor. Arkanda gördüğün yani hemen hemen 5-6 tanesi hep bozalı bozalılardan çıkma Arap. Bozalı bozalıdan bazen bozalı atıyor ama Arap atıyor. Ondan dolayı yani geldilerini iyi bilmek lazım. Ben biraz hani hep abilerime güvenerekten şey yaptım. Hediye verdi, dedi ki bak bu bunlardan gelme. İşte kanında kırmızılık varsa hediye almamaya çalıştım. Çünkü ben mi kara kuşu bakan bir güvercin sevdalısı olaraktan kesinlikle altından gevişhane kırmızı dediğimiz kesinlikle mavi gelmesini istemiyorum. Bu benim kendi tercihim. Genelde üstadlarımız özellikle oyun kuşunu bakanlarda yani arada gevişhane hasta da olur diyorlar. Onu yok ediyorlar ama ben onu istemiyorum. Yani benim kuşlarımdan gelmemesi lazım. Durumlar bu şekilde. Ona göre de öndeki eşlemelerini ona kesinlikle göre yapıyorum. Yani deneme yapıyorum. Deneme yapıyorum. Hani bilmediğim bir beyaz yani 3 kuşak geriye bakabiliyor yavru alırken, 5 kuşak geriye bakabiliyor. Vardı bir tane Arap beyazım, çok güzel Arap sazlı atıyordu. Arap beyazdan Arap sazlı atıyor ve oyun da mükemmel. 2 tane mavi kafa kuyruk attı diye yavruları da dahil serisini bozdum. Hediye ettim sağa sola, hani gidip de kuşu dışarı atmıyorsun. Aslında istenmeyen bir renk değil ama senin ilgini çekmediği için. Benim tarzım değil çünkü bir gün bir yerlere gelebilirsek yaptığımız işçiliklerden lakabım Kıl Ekrem ya. Ben bu piyasaya işte titiz çalıştığım için, klimaları detaylı temizlediğim için bu lakabı aldım. Bir günde kuşçu camiasında ismim duyulduğunda Ekrem Güler Çamdibi dışında da ya işte karacı bir Ekrem dediklerinde altından kesinlikle kırmızı mavi gelmez desinler istediğim için. Şu andan altyapı hazırlıyorum. Yani bir yıl iki ay oldu kuşçuluğa başlayalı profesyonel şekilde. Meyvelerini almaya başladım ama tabii hala da deneme. Bu sefer de yavrularının yavrularını alıp da yavrularının yavrularını alıp da denemeler yapacağım. Kanı tutturduktan sonra ben mesela bende damızlık kavramı yok. Her kuşu uçururum. Şu an anne baba bir şahine yem olsa gitti benim bütün şeylerim, programlarım. Her şey suya düştü. Anca yavrusu üzerinden şey yaparım ama ben kuşları biraz doğal hayatında yaşatsın istiyorum. Arada her zaman değil hani özellikle anne babaları. Bir haftada iki günde olsa bir hava yüzü gösteriyorum. Bir uçsun, kanatları açılsın. Bir kendinin neşesini bulsun. Çünkü ne kadar da hayvan da olsa robot değil onlar. Yani bir doğasını kavuşsun istiyorum böyle. Hani küçücük görüyorum böyle. Saygı duyuyorum o abilerimize de, selam olsun. Kuşları küçücük kafeslerde sırf eş başka kuşta almasın diye. Orada mecburiyetten onların prensipleri o şekilde. Eşleştiriyorlar, yavrular oldu. Hiç gün yüzü görmüyor, toprak görmüyor, bir şey görmüyor. Öyle kuşlar var. Biraz hani doğaya ben bırakmak istiyorum açıkçası. Özgür olsun istiyorlarım yani. Zaten
sonuçta onlar kuşlar hani ister istemez uçsalar da geldikleri evleri burası hani. Gene de aslında kapalı bir hayat yaşıyorum yani yaşattırıyoruz onlara. Ama mümkün olduğunca temiz, ferah ortamda yem, takviyeler bunlar çok önemli. Benim hani kendimce olmazsa olmazlarım yemlerimdir. 3 çeşit yem kullanırım. Sağ olsun yine Turgut Yemi'nden daha önceden almış olduğum Salih Bey marka yemi. Onu çok beğendim. Mükemmel bir yem. Çöpsüz, tertemiz. O buğdayı yaklaşık bir lüks yıl. Lüks bir buğday o. Gerçekten bir yıl, iki aydır kullandığım tek yem o. Hiçbir marka değiştirmedim. Şu an yine Turgut Yemi'nden aldığım Birdim marka karışık yem denedim. Gerçekten çok güzel. X markaları da denedim. Onların birçoğunu kuşlarım yemedi. Hani yeme döktüğümde yarısını yiyip yarısını yememesi benim için dezavantaj. Çünkü onlar çöp oluyor. Sağa sola saçılıyor. Sonra yabani kuşlar kumrular geliyor. Yani Birdin de o gerçekten başarılı. Pantolon onu kullandım. Gerçekten çok güzel. Gibi gibi böyle ürünleri kullanıyorum. Her şeyi tadında bırakıyorum yani. Taşından üzüm sirke, elma sirkesine, buğdayından karışık yemine her şeyi tadında veriyorum. Mümkünse hani bende şey var biraz. İş hayatında olduğumuz için. Başında çok takip edemiyorum kuşları. Yemliğine yalan değil sabahtan döküyorum. Bütün gün önlerinde yem var. Yavruları doyursun. Suyunu koyuyorum, leğenini koyuyorum. Burada yani bütün gün havuz başı parti yapıyor kuşlarım. O yönden kuşlarım gerçekten keyifli. Havada da bana bu keyfi verdirttiriyorlar ama. Hani karşılıklı. Bu kazan kazan çünkü ben onlara güzel yemleri veriyorum, iyi bakıyorum. Keyiflerini hoş tutmaya çalışıyorum. Hasta oldum hemen takviyelerini yapıyorum, ilacını veriyorum. Bana da havada performans vermedikten sonra yani çünkü ben tavuk bakmıyorum. O anlamda gerçekten kuşlarım gayet güzel yani benim istediğim kıvama daha da gelecek ilerleyen zamanda. Peki şimdi eşlemelerden biraz bahsedelim. Mesela siyahla beyazı eşledik dedik, karayla beyazı eşledik. Bozalı çıktı. Bunu daha da koyulaştırmaya çalışıyor musun? Bozalı'da da mesela bazı şeylerinde mesela kanadında leke olmasın, bazı yerlerinde leke olmasın, daha beyaza gitsin diye bir çalışman da var mı? Şöyle söyleyeyim ben birincisi hayalim olan kuş türü aldığım yavru türleri şunlar kapalı yani açık bozalıyı sevmiyorum Arap beyazdan bahsediyorum hani çalışmada komplenin hani dediğim gibi sazlısı sözlüsü çiçeklisi aldıktan sonra benim için o tamamdır. Çünkü ben eminim şu iki kardeş diyelim biri erkek biri dişi olsun aynı türden vermeyecek. Ben mümkün olduğunca türümü her zaman hani bu şekilde yapmaya çalışıyorum Arap beyazdan. Daha sonra çalışacağım kuş türü kesinlikle kapalı olacak. Yani ben bunları bir daha beyazla yavruyu eş alamam. Çünkü eş aldıktan sonra bu sefer genelde komple beyaz eşleşmesi de yaptım. Bakalım deneyeyim dedim hani ne çıkacak genelde beyaz attı. Bazen Arap attı hiçbir zaman komple çekmedi yani dişi erkek hiç beyazla fark etmiyor. Beyazla beyazdan Arap mı attı? Hayır. Komple ile beyazdan beyaz attı. Genelde beyaz atıyor. Ve daha çok da Arap atıyor, kırçıllı atıyor. Böyle ensede ufaktan bir gerdan oluyor falan. Yani benim istediğim tarzın hiçbir zaman komple ile beyazda yakalayamadım. Yakaladığım şey Arap'la beyazdan ama komplelerden gelme Arap beyazdan. Bu şekilde yavru aldım. Bunları hani ilerleyen zamanda bir deneyeceğim tabii ki. Hani ben de 6 kuşağa kadar şu an bende bu kuş. Daha gerisini bilmiyorum ve bunların da yavrunu daha almadım. Çünkü gökyüzünün efendisi Şahin Bey izin vermiyor. Verse çok güzel işler yapacağız ama yani bir havasını alsın diyoruz hani kuşlar bir tur aslında bir bakalım neler yapacak. O sırada bir bakıyorum bir füze geçiyor hop yavru gitti. Yani bizi 4 ay 5 ay geri aslında atıyor. Aslında çok böyle dağlık tamam dağlık bir bölgenin ortasındayız ama dağlar bayağı bir uzak bizim olduğumuz yere yine de. Burak Bey şöyle söyleyeyim oraya dipnot gireceğim. Arkamızda Point Bornova Şahinlerin mekanı. Bir arkamızda nest yapı var. Yüksek binalarda çok değil mi? Orada yani en üstte masaları kuru yani. Her akşam bizden bir tane yemi yavruyu götürüyor. Orada masaya koyuyorlar ailecek yiyorlar. Ki bu kadar kalabalık bir kuşun olduğu yerde. Ya şöyle söyleyeyim biz hani ben mesela 30 tane kuş uçuruyorum şu an. Karşımda var 150 tane uçuruyor. Arkamda var 100 tane uçuruyor. Biz şey yaptı mı bir bulut oluyor yukarıda. Hani zaten şöyle söyleyeyim Şahin'in hani en acemisi bile gelip alıp gidiyor, götürüyor. Hatta bir tane alıyor bırakıyor masaya. Oradan sonra bir daha geliyor bir daha alıyor. Çünkü kuşlarımız bendekiler mesela herkesin kuşu aynı değildir eminim. En az söylüyorum en az 5 dakikadan aşağı inmiyor. 1,5 saat uçanı var. Komplelerim şu an arkamda bazıları var biliyorum yani. 1,5 saat uçuyor indiremiyorum. Pula yani çektikçe çekiyor, çektikçe çekiyor. Aslında iyi bir şey değil ama yani çok uçtuğu için de kapılma riski çok yüksek. O yönden benim bir handikapım bu kuşlarım çok uçuyor, yüksek uçuyor. Hani alçakta uçanları da ayırıyorum hemen onları ayrı zamanda uçurmaya çalışıyorum. Çok yüksektekilerle uçurmuyorum ki keyif versin, bana izlesin. Çünkü çok yükseğe çektikten sonra kuşlar bir de oyun kanı ağır olanlar var içlerinde. Kitlemeler yapıyorlar, sağa sola yola
çatılara düşenler olduğu zamanında birkaç kere çarptıktan sonra toparlıyor kuşlar genelde, ama yani mümkünse oyunlu kuşu çok yukarıya çekmemek lazım. Hani ben biraz daha orta seviyelerde oyunu sergiletip hemen aşağı çekmek istiyorum ama tabii kuşlar bunlara müsaitlik verdikçe. Çünkü seyislik yapmak lazım bu kuşlara. Gerçekten ilgilenmek lazım. Hani onun o bakışını görmek lazım yukarıdan ki hemen alta kuş atılma, hemen oyunu sergilesin, insin. Daha onu yakalayamadım bazı kuşlarımda. Özellikle yavrularda. Gençleri alıştırmak çok zor. Yani şahin izin verecek, kuşlar alışacak, oyun sergilecek, yaşına gelecek, eş aldıracağız, yavruya kusacak. Onun alt yavrusuna bakacağız. Yani bu bayağı bir meşakkatli bir iş. Tabii ki zor. Şimdi oyundan bahsedelim birazcık. Bunların oyunu şimdi... Daha önce taklacı güvercin yukarıya doğru takla atarak gidiyor. Dönük güvercin aşağıya doğru dönerek geliyor. Bu sayaların oyunundan bahsedelim biraz. Şimdi sayaların oyunu benim şu an alışılmış olduğum oyun stili, hani beğendiğim türünü devam ettirmek istediğim oyun stili bana göre çaprazdır. Benim kendi sevdiğim. Kuş karşıdan geldiğinde özellikle kendini yukarıya çekip aşağı doğru tak 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 vurduğunda ve onu da biraz da mümkünse uzattığında o kuş bana keyif veriyor. Uzattıktan sonra karşıya gezebilir, eyvallah. Ama ondan sonra bir iki tur attıktan sonra, biraz daha çektikten sonra gene tekrardan çapraza tak 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 gelecek. Ha, bazı kişiler mesela karşıya gezeni çok seven var hani civarımda. Kuşu havaya saldıktan sonra kuş sürekli sağa sola böyle normal dairesel hareketi çizerken bir kere dönüyor, bir kere dönüyor etrafında. Hani bu şekilde oyun stili, ben onu sevmiyorum. Ben uzatacak, yani dönek stili gibi düşünün hani o şekilde. Tabii dönek gibi dönmeyecek ama çapraza kilitleyenleri seviyorum. Aşağı oyun... Daha zor olanı karşıya oynayan değil mi? Karşı oynayan bazı kuşlar var, bir oynuyor, oynarken kendini kaybediyor resmen, yani çat 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 diye gidiyor. Evet, evet. Yani okanı yakaladıktan sonra okun belki benim meram da değişir. Çok şükür hani benim hani şu an beslediğim kuş türü bana yetiyor. Hani benim göz zevkime hitap ediyor. Çünkü hani iğnenin iyisi de var derler ya. Herkesin karşı tarafı izliyorum, komşumun. Bir değişik kuşları var ya diyorum, yani hemen meramımız ona gidiyor. Hani o kuştan mı baksak falan, ama bunun sonu yok. Hani herkesin zevki tarzı farklı. Ben çaprazı seviyorum. Karşıya gezeni sürekli oynayanını bulmak zordur. O kuşu buldun mu zaten direkt uçurma, damızlık yap. Çünkü okandan yani çok az kaldı piyasada. Hem karşıya seri oynayacak, sürekli bozmayacak, aynı hizada gidecek, çarpmayacak, düşmeyecek, kitlemeyecek. Yani bir çaprazlarda o sıkıntı oluyor mesela. Hani benim ilk yavrularımın oyuna girdiğinde birçoğu çarpıyor. Yani aşağı doğru çarpıyor, kilitliyor çünkü hani oyunu bulasıya kadar, o kendini kontrol edeseye kadar bayağı bir çok sağa sola çarpan kuşum oldu, yoldan aldıklarım oldu. Ondan sonra yani şu gördüklerinizde özellikle mesela şu dişi arabım ilk başta normal hani düz uçuyordu, hiçbir şey yoktu. İkinci basımı yavru aldıktan sonra çapraza bir kilitledi. Yani ne olduğunu anlamadım, dedim herhalde şahin vurdu, aşağı düşüyor zannettim. Ama bir baktım ki halbuki alakası yokmuş. Kuş oyuna girmiş. Yani böyle yavruya kustuktan sonra kuşlar oyuna da girebiliyor. Yani hemen biraz da şans tanımak lazım kuşlara. Sonuçta robot değil bunlar. Hepsi hani dördüncü aya geldim böyle oyuncak ya da bir... Genelde ben bir yaşına kadar sabredebiliyorum hani açık konuşmak gerekirse. Benim sevdiğim tarz çaprazdır. Aslında geç oyuna giren kuşlar daha uzun süreli oyun yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Ama biz maalesef kuşlu camiası hani hep ne hazıra alıştığımız için kuş gelsin. Ya da birinden hediye aldıysak da hemen anında uçuralım, o oyunu sergileyelim falan. Öyle bir dünya yok. Kuş yerini bir sevsin, alışsın, eşe kapsın hani. Ve ortama ayak uyduktan sonra kendini güvende hissederse zaten performans sergiliyor. Kuş streste sıkıntılı olduktan sonra yani çok çok böyle nadir türler hani denk gelebilir. Ona da hani bir tane yapar, iki tane yapar. Ama ben istiyorum ki 30 kuşum var. 30'da mümkünse oyunlu olsun, aynı stil olsun, geldisi güzel olsun. Benim standardım, lakabım gibi, kıl ekrem gibi güzel bir stil olsun istiyorum abi. Bunlar tabii oyuna girmeleri için birazcık kızmaları gerekiyor galiba, değil mi? Yani bu da erkeklerde mesela eşini yumurtaya kovalarken, eş alma dönemlerinde veya yavruya kusarken, kimisi yumurtada yatarken birazcık daha oyuna meyilli oluyorlar. Şöyle, oyuna tabii ki özellikle erkek için söylüyorum, erkek kuş için. Bendeki erkeklerin hepsi aynı. Dişisiyle aynı uçurduğumda, normalde eşli uçurmayı çok tasdif etmiyorum hani oyunlu kuş için. Çünkü aklı eşinde olduğu için hani sürekli sağa sola bakmıyor. Eşinin etrafında daha iyi hareket yapıyor. Ben ilk böyle havalarında daha gençken eşiyle beraber uçuruyorum. Çıldırıyor kuş dişisinin peşinde. Havada ne yapacağını şaşırıyor. Ondan sonra dişisini ayırıyorum ondan bir sonraki uçumlarında. Havada eşini aradığı için çıldırıyor. Hani bu sefer daha da seri arttırıyor, dozunu arttırıyor, dönüşlerini, çaprazını daha da hızlı arttırıyor. Ben o şekilde oyun yakalatıyorum. Ha, belki normal düz uçumda yapsam, sadece erkek uçursam ya da sadece tek tek uçursam kuşlar gene oyuna girebilir, ama biraz da diyorum ya seyislik yapmak lazım bu işte. Hani o kuşun havdaki hareketlerine göre neler yapacağını tahmin edip
Daha sonra da uçum ekibini ayarlamak lazım. Her kuş her kuşla uçurmuyorum ben. Örnek verdim. İki tane çok ağır kanım varsa havada izleyeceksem yanına hiç oyun yapmayan kuş uçuruyorum. O sadece dairesel hareket çizsin. Kuşları toparlasın. Hani böyle böyle kendimce bir şeyler geliştirmeye çalışıyorum. Biraz da karışık uçan kuşlar bunlar. Efendim? Karışık uçan kuşlar birazcık. Yani filo halindeden ziyade. Tabii tabii karışık. Kesinlikle. Ama her zaman yani mümkünse 3, 4, 5'i geçmemeye çalışıyorum yani oyun izleyeceğim zaman. İki tane dediğim gibi havada oyunsuz, düz uçan yeni yavrulardan hani sadece etrafımda yani evi tanımış, evi bilmiş kuşları uçuruyorum. Yanına da oyunlu kuş atıyorum ki kuş oyuna girdikten sonra uzaklaştım da o kuşu görsün tekrardan bana gelirken de oyunu sergilesin. Çünkü iki oyunlu kuşu yalnız bıraktım mı yani burası dediğim gibi düz bir ova her yere gidiyor. Yani izleyemiyorum yani benim tepemde oynamadıktan sonra da bir kıymeti yok yani. Karşı tarafı izlettikten sonra da ben keyif alamıyorum bu sefer. Durumlar bu. Oyunu kendimiz görmemiz oyunu lazım. Oyunu ben kendim görmem lazım. Yani yukarıya baktım mı kuş nerede acaba? Aa bakıyorum Atatürk Mahallesi'ne gitmiş. Ya yani böyle değil yani. Böyle olmaması lazım. Onun için her zaman etrafında gezen bildiğim yani iki tane oyunsuz düz uçan kuşu atıyorum. Etrafında her zaman o toparlıyor. Peki bunların böyle bazı özelliklerinden, kafa şeklinden, kuyruk şeklinden oyuna yatkın olduğunu anlayabiliyor muyuz? Şöyle söyleyeyim yani ezber yaparsak tabii ki işte baktığımızda göz şöyle olacak, gaga biraz çiğdem gaga olacak, gözler cam göz olacak. İşte paçalarda işte şöyle olacak işte uzun hani bol paçayı mesela genelde sayalarda çok seviyorlar. Ben bol paça oldum mu benim ne kadar bol paçalı kuşum varsa hiçbir oynamıyor. Yavrulardan gelenler de yani bol paçalıkla oyunla alakası belki olmayabilir ama yani eski kuşlara bakıyorum yani 13'lü yaşlarımdaki ustalarıma gittiğim kuşlara bakıyorum. Kısa bacak yani minyon böyle belki 12-13 kuyruk öyle kuşlar havada yani sandalye kırdırtacak derecede yani izledim yani bir keyif veriyor falan. Şu an biraz yani yalan değil bizim kuşlarımıza da böyle biraz kostüm girdik. Kostümden kastım hani dedik ki bakıyoruz araba kafa iri aslan başlık var yani geçmişini biliyoruz kuşun. Onu diyoruz benim bir oyunla oyunlu kuşumla girsek acaba diyoruz aynı kuşun oyunlusu çıkar mı? Hep deneme yanılma yani herkes zaten bir şeyler deniyor. Zaten deneye deneye kuşların birçoğunun kanlarını bozduk abi. Hani geldisinden sonra sürprizler işte çıkıyor diyoruz yani Elif çıkıyor, mavi çıkıyor, kırmızı çıkıyor. Niye kırmızı çıkıyor? Arapların birçoğunda gagalar beyazlasın diye zamanında kırmızılar gerildi. Böyle böyle yani onun için mümkün olduğunca ben standardı bozmamaya çalışıyorum. Benim için kuyruk, paça çok önemli değil ama kostüm önemli. Kostümden kastım şekil, dizayn. Hani 12 kuyruk olmuş, 16 kuyruk olmuş benim şahsi adıma söylüyorum bunu. Belki birçok üstadımız kabul etmeleri yani en az 14 kuyruk olsun, 16 olsun oyunlu kuş. Benim için 12 kuyruk olsun ama havada izlettirdim mi keyif versin. O gün evime girdim yüzüm gülsün. Allah yine kuşlara emek verdik, şöyle yaptık. Yani emeğimizin karşılığını alalım istiyorum. Onun için benim için kuş da çok böyle paçadır, gözdür, gagadır çok önemli değil. Oyununu sergilesin. Mümkünse akıntılı olmasın hani benim komple yavrularım için söylüyorum hani kapalı bozalılarda. Yani kesmesi güzel olsun arkadan baktığımda. Paça mümkünse tam siyahta o baldıra gelen kısımda kessin. Oradan sonrası beyaz devam etsin. Ama üstünde saz, söz, çelenk hepsi olabilir. Yani kapalı bozalı seviyorum açıkçası. Peki bunun şimdi oynarken aşağıdan bir diğer güvercinlerdeki gibi kuş oynatma, pırıltı verme gibi bir durumlarıma ihtiyacımız var mı? Şimdi Burak Bey çok güzel bir konuya denk geldiniz. Benim civarımda ne kadar üstadım varsa yani belki yanlış anlayacaklar. Ben işin cambazlığını sevmiyorum. Cambazlıktan kastım belki dönekler gibi hani eğitim verilmesi lazım. Kuş karşıdan geldi mi gösterip hani ona hünerini sergilettirmek lazım ama ben daha çok kuşları kendi haline bırakıp çok uçum yaptıraraktan kuş artık yoruldum artık hani inmek istiyorum dediği anda çıldırdığında oyuna giren kuşu ben seviyorum. Çünkü benim kuşlarım hep o şekilde bazıları geç açıldı işte dediğim gibi 8 ay 10 ay böyle sürelerde açıldı. Hiçbir zaman kuş göstermedim ondan dolayı da 1,5 saat uçan kuşum var. Ama 1,5 saat uçan kuşum eminim 6. 7. ayından sonra sayalığa başlıyor. Sayalıktan sonra artık o hani ne hangi kanı çektiyse ya çapraza gidiyor ya aşağı oyun yapıyor. Karşı yapan yok yani bende şu an karşı kuşum hiç yok. Genelde komple kuşlarında oyunlusu bulmak zordur. Hani karanfil dediğimiz tabiriyle. Genelde de aşağı yaparlar. Hani sayalık yaparlar. Bir sağ yapar, bir sol yapar. Hızlı gelirse biraz daha hızlı yapar. Bir tane var öyle bir komplem. Artık çapraza girmeye başladı ama 1,5 yaşına geldi. Artık 10. basım yavrusunu aldık. Öyle kuşlar daha sonraki zamanlarda açılıyor ama bu şu demek değildir. Ben ondan yavru aldım. Bütün kuşlar o şekilde olacak. O ona istinade bir şeydi. İşte eşleşmeleri doğru yapmak diyoruz. Yani ilerleyen zamanda
bazen mesela deniyorum onu, bir tane Arap sazlı eşledim o komplemi. Çok güzel oyunlu dediğim, yani gerçekten komplenin oyuncusunu bulmak zor ya. Bende var bir tane o şekilde. Arap sazlı eşledim dedim, bakalım Arap sazlılar da çıldırıyor böyle normalde havada. Tam istediğim çapraza güzel geliyor. Yavrularına baktım bu sefer Arap atmaya başladı. Yani ne anneye çekti ne babaya, düz Arap atıyor. Hani düz Araplar da güzel ama ben istiyorum ki bir babadan atsın, bir anneden atsın. İşte o geldisi çok önemli bu kuşlarda. Maalesef. Ya bu tamamen senin zor. Kendi böyle heves etmiş olduğun bir kümes olmuş. Ben, yani kuralların dışında aslında şimdi şöyle de bir şey var. Birçok şeyde dernek, federasyon, bu tür şeyler var. Bunda da böyle bunun standarda bağlanmış bir hali yok galiba bildiğim kadarıyla. Aslında bundan bir Salih Yılmaz galiba bunun Karabozu ile ilgili güzel bir kitap yazmıştı. Çok güzel abime denk geldi. Salih Yılmaz, Erhan çok Yılmaz. Emek vermiş bu kuşa. Buradan kendilerine selamlarımızı da iletelim. Selamlarım olsun. Üstatlarımdır. İkisinin de misafir olmuşumdur zamanda. Hem iş icabı hem kuş icabı. O abilerimiz bu işi gerçekten kitabını yazmış. Harbiden yani mecazi anlamda da kitap yazmışlar. Demişler ki bir kara kuşunda işte komple'de, Arap'ta vesaire neydi? Bozalı'da özellikle. Yani çünkü Kara Bozalı sevenler kulübüdü. Onların kurmuş olduğu grup. Demiş ki özellikler böyle olacak. Kuyruk sayısı bu kademede olacak. Paçalar böyle olacak. Göz böyle, gaga böyle olur. Onların standardı o. Ben hani kendimce o kitabı kapattım. Estağfurullah, hani sakın yanlış anlaşılmasın. Ben kendi bildiğimi okudum. Herkesin tarzı farklı ya. Ben de mesela birçok damızlıkçı ustalarımızın kümeslerine gitsek Arap beyaz çalışması yok denecek kadar azdır. Yani kimse Arap beyaz, çünkü beyazı çok sevmezler karacılar. Ben ama Arap beyazın altından gelen yavruyu beğendiğim için bu seride yürüyorum. Daha sonra da o yavruları büyük bir ihtimal kapalıyla devam ettireceğim. Çünkü beyazla vurdum mu denedim daha önce. Beyaza dönüyor. Beyazda yavruyu açık konuşmak gerekirse tasnif etmiyorum hani. Beğenmiyorum benim kendim. Beyaz kötü bir kuş olduğu için değil. Beyaz sadece kostümü açsın diye böyle hani. Kapalının birazcık daha böyle komplenin geldisini bildiğimizden dolayı söylüyorum. Hani özellikle şu beyazın yani kamera çekiminde belki çok görünmeyebilir ama üzerinde şu an saymaya kalksak kuyrukları da dahil siyahlığı, belki yüzün üzerinde siyah benek var. Ama hani baktığımda uzaktan bir beyaz sayı gibi görünüyor ama bu direkt komplelerden kostüm olarak itibariyle, kuyruğu itibariyle, kafa göz. Zaten beyazların bendekilerin 3 tane beyazım var, iyilerini bıraktım çünkü. Gözlerinin etrafı da pembedir. Hani bu pembelerin çoğu eski kan ve genelde komplelerden gelme beyazlardır bunlar. Ondan dolayı hani ben beyaz olacaksa komplelerden, yani karanfil diye tabir ettiğimiz kuşlardan gelenleriyle çalışıyorum. Yani mesela hiç daha atmadı ama iki bozalının beyazıyla kesinlikle çalışma. İki bozalının beyazı beni ileriye götürmez. Beni geriye götürür çünkü ileride hep beyaz kanı gelecek. Çünkü bozalılardan beyaz attıysa o kuş yani hep sürekli açık verecektir bana. Bozalılardan Arap attıysa ben onu ileriye götürürüm. Çünkü o Arabı beyazla çalıştığımda süslü bozalı alacağım. Yani bu birazcık hani aslında 2-2 daha hiçbir zaman 5 etmediği gibi biraz ezberdir ama işte kuşların geldilerini bilmektir. Yani buradan biraz da deneme yanılma olacak hani ustalarımız. O şekilde bulabilirler yani, herkes kendi zevkinde. Peki bu Saya güvercinin, yani dış illerde, İzmir haricindeki illerde kelebek güvercinin kökeni nereden biliyor musun? Yani aslında Manisa ilinde çok var bu, Akhisar bölgesinde, karanfil diye tabir ettiğimiz. Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul'da çok var. İstanbul, yani herkes bir isim uydurmuş demeyeyim de. Mesela bana diyorlar ki, geçen bir çok bilindik bir üstadımız, selam olsun, Özen Uçak kostümcü bir abimizden bir tane de benim de kostümüm olsun dedim. Yani hepsini uçuruyoruz oyun. Dedim yani bir 20 kuyruklu komplelerden bir tane de benim olsun. Dedi sana bozalı yumurtası verdim dedi. Yani baktım abi dedim, hani ben komple istiyordum falan. Bu dedi bozalı yumurtası dedi. Dedim seni kıracağımı dedim abi, alayım. Altı sürdüm. Yavru çıktı şu an arkanda. Mis gibi tertemiz komple attı. 18 kuyruk çıktı mesela kuş. Hani onun hitabına göre bozalı yumurtasıydı benim istediğim komple. Bir yerde karanfil diyorlar, ya karanfil ne yani? Karanfil deyince daha farklı bir şey. O benim istediğim tarzda karanfil diyorlar. Biz de ben çam deminde hani benim civarımda öyle duydum. Komple diyoruz. Eskiden sosyal medya bu kadar yaygın olmadığı için kuşlara her bölgede ayrı ayrı isim konulmuş. Aynen. O isimle de bugüne kadar gelmiş ama benim bildiğim asıl birçok köken Edremit'ten çıkma bu güvercinlerin. Yani Edremit olarak kelebek aslında diyorlar. Kelebek, evet. Ya şimdi ya kelebeği de şundan, oyununun kelebeğe benzer olmasından, hareketlerinin. Şimdi isim vermeden konuşayım. Çok büyük üstadlarımız var. Zamanında tabii onlara saygım sonsuz çalışmalar yapmışlar. Mesela örnek verdim, şeylere takılmayalım. Bir araba Balıkesir'le Edremit'le girmişler. Niye? Oyunları çok güzel. Arabın da oyunu çok güzel. Daha sonra da farklı bir yani mesela
çaparlı dediğimiz, garazon dediğimiz tipleri çıkartmışlar. Ama kuşların geldisi yani belli yani sonuçta bir Balıkesir Edremitlik girilmiş. Ben şahsen hani kendi adıma konuşayım. Oyunlu kuş bulmak için X bir ırkın kuşu hani mavi kırmızı vesaire Balıkesir Edremitliğin onları girmektense aynı kandan iki araba eşlerim. Kanı bozmam. En azından derim ki kara kuşu. İleride daha sonra yavru alıyorsunuz. Çok başıma geldi. Hani çevremde yapıyorlar bunu. Görüyorum. Örnek verdim. Balıkesir'den Edremit'ten alınan bir yavruyu. Yavru yani havada öyle bir sergi, yani oyun yok yani. Hani yarışmaya girse ilk üçte direkt. Mükemmel bir oyun sergiliyor. Hiç bozmuyor. Uzatıyor falan. Mükemmel. Kanında Balıkesir Edremit'lik var. Şimdi bu çıkan yavruyu güzel hani kostümlü işte yavruyu aldık yani Arap'la eşledik. Hı hı. Daha sonra bir bozalıyla bir Arap'la ya da X bir modelle eşlediğimizde kuyruklarında bu sefer ayna, elif vesaire değişik değişik şeyler çıkıyor. Alnında sakar çıkıyor. Bir gözü siyah çıkıyor, bir gözü beyaz çıkıyor. Yani böyle ırklarla oynayıp da aslında ben tamamen farklı bir kanmış oluyor. Oyunu bir ama kanı farklı bir şey olmuş oluyor. Aynen yani oyun olacak diye de kuşları gerçekten çok bozdular. Hani ben korkuyorum bazen hediye alıyorum şimdi. Abileri de kırmıyorum. Ya diyorum acaba arkasından inşallah böyle gelmez değil mi diyorum. Çünkü abi yani bozalı da sakarlı bir benim kendi görüşüm. Hani benim her zaman söylüyorum yani herkese saygım sonsuz. Belki o kuşları çok sevenler vardır. Bir bozalının anlı sakarlı, kuyruğu aynalı böyle siyah olması gerekirken beyaz şeklinde ayna ya da bir bozalının kuyruğunda 3-5 tane tel beyaz elif çıkmışken ben onu kabul etmiyorum. Ha benimki gibi bak ben hiçbir zaman saklamıyorum söylüyorum da 12 basım yavru almışım 10 tanesini canlı görmüşüm Arap beyaz çalışmamda bir tanesinde ortada tam simetrik en ortada 3 tane beyaz çıktı onu kabul ettim çünkü 10 basım gördüm 10 yavruyu gördüm bir tanesinde olur dedim ya ama sürekli elifli sakarlı böyle kuşa o seriyi bozarım yani. Bu seriyi bozuyorsun ama tabii ki o kuşu da damızlık vasfını ayıramıyorsun. Tabii ki ben zaten damızlık dediğim kategoriyi zaten hani şov kafesine koymamın sebebi de bu. Uzun vade yavru aldıktan sonra koyabiliyorum. Yani bazıları dediğim gibi işte bilindik bir abi hediye ediyor kuşu. Bu diyor kanı böyle böyle abi yani o kan öyle olabilir de belki bendeki kanda bir sıkıntı olacak ya da senin kanda. Biz onu ben direkt damızlık atarsam aldığım yavrular belki ilkinde sürpriz çıkmayacak. İkide üçte çıkarsa zaten hüsran. Hiçbir yani kara kuşu bakanların özellikle bu çok başımıza geldi. Çok ciddi paralara bazen sahiplendiriyorlar bu kuşları. Kara kuşu oyunlu kuşlarını. Hani adam veriyor kuşu. Yavru alıyor. Biriyle eşliyor. Başka kuşla eşliyor. Altından kırmızı mavi çıkıyor. Bu sefer onu kötülemeye gidiyor. Halbuki o adamın hiçbir suçu yok. Senin belki kendi kuşunda bir problem var ama ya biraz bir riskli bir gruptayız. Çünkü kara kuşu ya hani altından mavi gelmeyecek, kırmızı gelmeyecek ya. Ondan dolayı yani ben işi şansa bırakmıyorum. Hani 10 basım mümkünse 5 basımdan sonra karar veriyorum hani damızlık ama hiçbir damızlığımı da esir etmiyorum. Esirden kastım saygım sonsuz diğer abilerime. Ben kuşun haftada bir iki de olsa bir tur atsın ya bir kanatları açılsın, uçsun görsün yani. Kanadı bantlı makaslı bir kuşu. Doğası uçmak zaten. Uçmak yani hani ha Şahin Hasan ne olacak? Sil baştan. Eyvallah. O da kötü bir şey aslında. Hani o kadar emek veriyorsun. Diyorsun ki Ekrem bir yıl bir aydır sen bu kuştan yavru almışsın kaç kere. Bir Şahin'e gitsen ne olacak falan ama ben sevmiyorum kapalı kuş tutmayı. Yani mümkünse yani kapalı kalacağı tek yer şu arkamızda gördüğümüz 4 metrelik salma. İçeride takılsınlar istediğini yapsınlar. Uçsun yerden kalksın yukarıya çıksın. Yani makası yerde o küçücük kutularda yazık günah onlara durmasın. Hani başka eş gelmesin diye sadece kanını bileceğim diye kuşlara hapis hayatı yaşatmasınlar yani. Peki şimdi bunlarda eş alması kolay oluyor mu bunların? Benim ben aslında biraz böyle kuşlukta duygusal bakıyorum Burak Bey. Biraz hani ne derler görücü usulü değil de bizim hani eşleşmelerimiz kendilerini bırakıyorum. Kendi haline bırakıyorum. Niye? Bu kadar şu an arkamızda 30 tane kuş var. Kendileri birbirlerini görüyorlar erkeği dişi falan. Ya diyorum ki işte beğenerek birbirleriyle eş alsınlar. Uzun vade, mutlu aile saadeti olsun istiyorum. Yani biraz işin duygusallık kısmı da bu. Fazla duygusal davranıyorsun. Ama şöyle, benim kanlarını bildiğim için, hangisi hangisiyle eş aldığı için benim için sorun olmuyor. Çünkü ha onunla Arap'la beyaz eş almış, ha Arap'la bozalı eş almış. Benim çok şey, ha çok merak ettiğim bir altyapılı kuş varsa tabii ki onu direkt eşhaneme koyuyorum, alıyorum. Ama genelde gönül bağıyla birbirlerini beğenerekten işte koşturdu artık hangisi hangisini tavladı eşleşti. Ondan sonra tabii bunun yavrusunu deniyorum. Denedikten sonra devam ettiriyorum ya da ayırıyorum. Zaten genelde şöyle yapıyorum. Birçok kişinin de en büyük sıkıntısı da odur diye düşünüyorum. Yani tahminimi söylüyorum.
Bir kuş bir kümesle eş aldıktan sonra başka bir eşi yani değiştirmek çok zor oluyor. Çünkü aynı yuvaya girdiğinde bir bakıyorum hani birbirlerini 2 hafta, 3 hafta ya da 1 ay görmese bile direkt eski eşinin yanına gidiyor. Bu sefer yumurta zamanında eski eşinin yanına gitti mi yumurtaya yatmıyor, yavruya kusacağı zaman yani büyük sıkıntı oluyor. Büyük bir ihtimal birinden fedakarlık yapmak zorunda kalıyorum. Bir sevdiğim bir abime, dostuma, kardeşime yeni başlayana hediye ediyorum. Kümesten komple çıkarmak mecburiyetten gerekiyor. Yani ben bazen de, çift eşlilik de olabiliyor ama. Yani, bir erkeğin 2 tane dişiye eş olduğu da oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben her zaman o hataları çok yaptım ilk başladığımda. Çok böyle kuşlara önem vermiyordum. Önem vermediğim kısımda ya diyordum hani kim kimle eş almış, kaç tane erkek var, kaç tane dişi var. Ben artık kümesimde her zaman 2 tane dişi fazla bırakıyorum. Normalde şöyle yapıyorum, erkeğin fazla olduğu zamanlar hani diyor ki birçok üstadımın ya erkek fazla oldu mu sıkıntı olmaz. Hani zaten bir erkek diğer eşi sıkıştıracağı için erkek boşta kalır. Aa öyle değil abi yani. Bence bir kümesi her zaman iki de olsa dişi fazla kalması lazım. Benim kendi görüşüm. Çünkü eş değiştireceğim zaman dişiyi ayıracağımda hemen direkt diğer eşe çok çabuk gidebiliyor. Çünkü kümesi de onu birbirini gördüğü için. Ama birinden birine her zaman fedakarlık yapmak zorunda kalıyorum yani. Yapmak zorunda kalınıyor. Peki eşledik. Eşledikten sonra yumurta yavru bakma durumu nasıl? Yani çok şükür hiçbir kuşumda, kendi kuşlarımdan bahsediyorum yani. Yani hem senin kuşlarından bahsedelim hem genel olarak bu ırkın özelliklerinden bahsedelim. Yavruya her zaman ben çift baktırırım. Hani çift yumurta yumurtladıkları zaman hiç öyle bir tanesi büyüsün ya da birinin diğerinin altı. Yani hakkı neyse, bazılarında gerçekten tek yumurta oluyor. Bazen çok sık özellikle yaz başında, bahar ayında çok sık yumurtladılar. O zaman bazen teke düştü yumurtalar. Hani iki yumurtlamadı ama her iki yumurtladığında iki yavru aldım. Ha şu oldu, her zaman bir tanesi yatık kaldı diye tabir ettiğimiz diğer yavru daha atik olmadığında, az yem aldığında küçük kalıyor. Ben de onu her zaman elimle takviye yapıyorum. Hani birine yavru apı veriyorum, örnek verdim hani gene proteinini vesairesini alsın. İşte diğerine daha fazla yem vererekten 2 hafta sürecinde onu takip ediyorum. Elle büyütmeye çalışıyorum. Yani amacım burada iki kuştan daha çok kuş, işte 10 çiftten 20 tane yavru alayım falan, böyle çok işte onları sahiplendirelim, para kazanalım ya da daha çok eşimize dostumu verelim diye. Ben hakkı neyse, deneme olduğu için hani ne görecek şimdi, diğer yavruda örnek verdim, birinde hep diyoruz ya Arap, benim daha önce ayırdıklarımda vardı Arap sazlı yavru aldım. Bir tane çok güzel, diğer kardeşi direkt mavi kafa kuyruk çıktı. Yani alakasız bir şey. Diyeceksiniz ki hani kümeste mavi mi var? Yok. Geni ver öylemiş. Yani ya beyazdan ya Arap'tan, bir yerden genden aldı. Ondan dolayı ben mümkünse her yavrumu çift almaya çalışıyorum. Yani göreyim. Gördükten sonra diyorum ki ha, her basımda bir anneye babaya çekse bile serisi aynı. Serisi aynı. Yani şu an şekil ağda göründüğü gibi. Tabii böyle bir mavi çıksa orada komple. Ben direkt yani büyük konuşmayayım. Bunda sadece şu çiftimde hani kümesimin 6. basım olduğu için Elif'i kabul ettim sadece 10 yavruda. Ama kesinlikle mavi, kırmızı, şekil bozukluğu, sakarlı, aynalı vesaire çıksa o seriyi bozarım. Sakardan, aynadan da bahsedeyim biraz, onu da açar mısın? Şimdi sakar dediğimiz aynı. hani bozalı kuşta sakar, işte kanları zamanında dedik ya hani biraz önce bahsettiğimiz Balıkesir, Edremit girilmiş. Bu tarz kuşlar girildiğinde sakar bence çıkıyor ve ayna. Kuyruklarda böyle bakıyoruz, normal simsiyah olması lazım. Sanki hünkârının kuyruğu gibi böyle aynalı bir şekilde pareli dediğimiz, yani pare daha doğru isim vermek gerekirse. Böyle kuşlar çıkıyor, şimdi ben onu bozalı diyemiyorum. Havada istediği kadar hünerini sergilesin, mesafesiz çapraz oynasın, karşıya gitsin, sürekli geçsin. Sabaha kadar oynasa benim için bir şey anlam ifade etmiyor. Çünkü geldisi bozuk. Zaten geldisi bozuk olduğu için o hünerleri sergiliyor. Önemli olan böyle bilindik kanlardan, işte komple kara, bozalı, hani bozalıdan bozalı beyaz çıkmayacak gibi kanlardan hüneri sergilediğin, o zaman işte benim için keyifle diyorum ki verdiğim yem helal hoş olsun diyorum size. Peki tahminince böyle kümesi ne zamana kadar senin böyle tam istediğin bir sisteme oturur? Bence bir şey söyleyeyim mi Burak Bey? Çok güzel bir konuya değindiniz. Yani o biraz önce saydığımız Salih Yılmaz abilerimiz hani gibi çok üstatlar var. Herhalde 20 senenin üzeri. Hatta evlenmeyip de kendilerini kuşlayan çok güzel abilerimiz de var. Yani 35-40 senelik kuşçularımız var. Bence gitsek onlarla sohbet etsek hala olmadı der. Çünkü bunun sonu olmadığı için hala olmadı der. Ben sadece çok şükür hani durumum var ama parayla bir şey elde etmek istemiyorum.
emek vererekten daha keyif oluyor. Yani o her gün geldiğimde akşam yavru büyümüş mü? Var mı bir sıkıntısı? İşte ağzına tüy kaçmış, gözü sulanmış mı? Bu şekilde emek vererekten 6-7 besim aldım mı? O zaman işte Ekrem Güler Çam Dibi oluyorum. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Mark oluyorum. Başkasının isimleriyle işte tabii ki bunların hepsinin bir geldisi var. Onların da yani o asıl aldıklarım kişilerin de bir geldisi var. Hep birilerinden denemeler yapmışlar, almışlar. Yani bunun sonu yok yani. O ondan almış, o ondan almış ama önemli olan kendin bir şeyler çabalayaraktan oluşturduğun kuş türü bence daha keyiflidir. Yani benim için bu Arap'la beyaz yani parayla satın alamayacağım tek şey. Peki Ekrem'cim şöyle şimdi bu bir sevda, güzel bir hobi ama ailemizin, işimizin nasıl ayırıyorsak bir vakit bunların da bir vakti olmalı. Bunu da en iyi şekilde üstadlardan öğrenerek bu işi daha ileri seviyelere getirsinler diyebiliriz. Kesinlikle üstadlarımız dinlesinler. Onlar zaten tecrübe olduğu için yani dinlesinler dediğim kastım her üstadın dediğini yapın demiyorum. Adam yani 15-20 senesini, 30 senesini vermiş bu camiaya. Hani kuşa baktın mı nelerden geldiğini bile anlayabilecek kapasitede üstadlarımız var. Onların dediklerine tabii ki bakın ama yani herkesin kendi zevki başka. Mesela açık bozalı seven çok arkadaşım var. Yani kafa kuyruğum birazcık daha süslenmiş hali. Ben yine açık ya, sevmiyorum. Bu birazcık şahsa özel böyle. Şahsa hani özel zevki. Yani. Dönüşmüş olan bir şey. Ama oyun sergileyecek. Yani ben dediğim gibi hani yerde tavuk bakmadığım için güvercin tamam eyvallah hepsi hayvan türü ama havada o çapraza benim mümkünse yani kuşlarım sergisini yapacak. Çapraza yapmayan kuş zaten aşağı oyun yapıyor bende. Ben aşağı oyunu çok tasdif etmiyorum. Hani sevmiyorum yani sayalık yapan kuşu çok şey yani biraz böyle uzatması lazım ki misafirimiz geldi mi böyle karşıdan şöyle izlediğimizde keyif alalım. Ekrem'in kuşu şöyle oluyor. Tabii bunun misafir şeyi de çok. Tabii yani birbirimize misafir illaki oluyoruz. Yani zaten geze geze öğreniliyor bu iş. Çünkü ben 122 tane çamlı bir yeşil ova altında da kapı gezerekten bu tecrübeye geldim. Ben o kapılara abi selamun aleyküm böyle böyle birinden aldım numaranı. İşte şu kuşlara bakıyormuşum ben de bu kuşa gönül verdim. Kara kuşu bakıyorum oyunlu kuşu sen de isim yapmış bir abimsin. Bir çayını içmeye gelebilir miyim dediğimde daha şu an müsait değilim diyen olmadı. Herkes kapılarını açtı. Taktiklerini verdi. Kuşlarını izlettirdi. Böyle böyle yap. Hatta koli koli hediyelerimi de aldım. Böyle bir benim tecrübem oldu. Ama tabii bu biraz da meraktan kaynaklı. Hani ya, meraklı olmak lazım. Merak çünkü olmasa... ayağa bilgi gelmiyor. Kendin gezeceğim. Ben Face'ten, YouTube'dan herkesi araştırdım, baktım. Siz de dahil. Yani bakıyorum ki ya diyorum Burak Karaman diye bir profil var. Kimdir? Bakıyorum Köy TV'de program yapımcısı sunucusu. Turgut Yem'deki müdür. Yani diyorum ki ben bu abi Face'ten takip edeyim. Seninle tanışmamız bile Burak abi Facebook üzerinden oldu. Yani bugün nereye kadar geldik? Yani burada, nerelerden iş yaptık beraber. Şu an bak çekim yapıyoruz. Yani aslında bir şey söyleyeyim mi? Şu arkamızda görmüş olduğumuz şeyleri amaç değil, araç olarak kullanın. Araçtan kastım bir mal olarak değil. Güzel insanlara ulaşmanın tek yolu buradan geçiyor. Bunu özellikle izleyicilerime de söylüyorum. Ben çok güzel abiler edindim. Çok güzel. Yani sivil ya, hayatta... Tabii şimdi burada isimlerini saysak bunu programımızın süresi yetmez. Yitiremem. Programımızın da ben bayağı bir sonuna yani geldik. Bize ayrılan sürenin bayağı bir sonuna geldik. Kısa mesajımızı da verdik. Çok güzel bilgilerimizi de paylaştık. Yani bu İzmir'in değerlerinden bir kuş. Aynen. Bu, yani çok da meşhurdur yani. Bir civarımızda herkes bunu bakar buna. Bunu hepsini tanıttık. Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Bizleri misafir ettin. Evet değerli izleyicilerimiz, İzmir'de çok yaygın bakılan saya güvercini, dış illerde dediğimiz gibi kelebek güvercini sizlere tanıttık. Tabii ki programın başında demiştik. Bunun oyun ve renk olarak birçok çeşidi var. Ekrem kardeşimiz bunun hem renk hem oyununu aynı kuşta toplayarak bir ırk yaratmaya çalışıyor kendisi. Buradan devam ediyor. Tabi bunda birçok oyun çeşidi var. Karşıya oynayan, çapraz oynayan, aşağı oynayan. Ekrem arkadaşımız çapraz oynayan ve rengi istediği kuşları bakmaya başlamış. İnşallah çok güzel bir kümesi var. Daha da ileriye götürecektir. Birçok arkadaşının da bu ırktaki kuşlardan devam etmesine sebep olacaktır. Başka bir güvercin sevdamız programında görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Köy TV'de kalın, hoşça kalın.
Güvercin yem ve destek ürünlerinin doğru adresi Turgut Yem, Güvercin Sevdamızı sundu.